Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz yarın veya bu videoyu izliyorsanız bugün veya çok sonra izlediyseniz bir gün önce The Game Awards çekildi. Veya çekiliyor veya çekilecek. Hangi oyunların kazanacağı ile ilgili Burak Paşa'yla bir tahmin yürütelim istedik. Sondan başa doğru gideceğiz adaylarda. Çünkü yılın en iyi oyunu ödülünü şimdi konuşursak hemen izler gidersiniz. Sizi tanıyorum. Gözünüzden biliyorum sizi. Video sonunda da atlamayın bunun sondan için. Sondan başa doğru gidiyoruz. Yılın oyununu kim alacak onu da konuşacağız. En iyi VR AR oyunundan başlayalım efendim, evet, konuşmaya. Şimdi Sinan burada şey... O adayları say abi. Abi adayları sayacağım ama önce şunu söyleyeceğim. Burada şey önemli. Şimdi hepsinin altında böyle neden bu hani aday kategorileri buraya koyarken adayları niye koyduklarına dair bir açıklama var. Evet. Burada. Şimdi onu biz mesela bir öncesinde konuştuk kamera kısmında. Evet, şimdi söyleyelim bu önemli. Tamam. Mesela en iyi oyun tecrübesi için tabii ki bir VR'da AR'da en iyi oyun tecrübesi ama platformdan bağımsız, bağımsız olarak. Evet, evet. Yani Oculus'ta bu, PSVR'da bu değil. Evet. Asgard's Wrath diye bir oyun, bilmiyorum. Blood and Truth, şahane oyun. Evet. Beat Saber zaten yürüdü gitti. Facebook satın aldı herifleri. No Man's Sky'ın VR'ı deneme şansım olmadı henüz. Ama zaten No Man's Sky muhteşemdi. Ve Trover Saves the Universe. Bu da Rick and Morty'yi yapanların bir oyunu. Bu nereye gidiyor? O nereye gidiyor? Korkuyorum ona tıklamayı. Gitmiyor, gitmiyor yere, gitmesin. Tamam. Tamam, sabit dursun. Trover Saves the Universe'de Asgard's Wrath'ı bilmiyoruz. Evet, Asgard's Wrath'ı bilmiyoruz. Bu üçlü, kalan üçlü içinden ben derim ki yılın VR oyunu Beat Saber alır. Blood and Truth da fena değil yahu. Abi sinematik tecrübe olarak öyle. Ona da bir şey diyemem. Ben bayağı oynadım Blood and Truth'u. Hakikaten VR'da akıyor gidiyor. Kendinizi James Bond gibi hissediyorsunuz. Yani şöyle bir şey var. Kapı açacaksınız. Kapının hemen yanına şeyi açıyorsunuz böyle lockpick'i. Tek bir lockpick'i alıyorsunuz bir elinizde. Diğer lockpick'i alıyorsunuz. Tıkır 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 şey yapıyorsunuz. Çıkıp açıyorsunuz falan. Kapıyı şöyle iterken diğer elinizi sokup bakabiliyorsunuz. Yani diğer tecrübesini daha fantastik. Bir oyun. Aa, Beat Saber. Yani AVM'lerde görüyorsunuz zaten. Türkiye'deki AVM'lerde bile. Mal İstanbul'da falan bile Beat Saber oynanıyor. Mal yani. İstanbul'da bence Beat Saber oynanıyorsa eğer Beat Saber'a verelim. Yok, Beat Saber bence de. Yani ben tamamen ticari başarı ve heyecan olarak sakin da düşünüyorum. Sakin ol, kayıyorum. Abi çok korkuyorum benim. Korkma. Strateji oyunu, evet. Bu yıl strateji oyunları için real time turn based geçmemiş. Gene platformdan bağımsız. Platformdan bağımsız en iyi real time veya turn based strateji. Oy. Evet, bundan korkuyordum işte, gitti adaylar. Gitti. Adayları sayıyorum en iyi strateji tarafında. Hı. Age of Wonders Planetfall. Siz oynadınız. Anno 1800. Hayır. Oynamadın. Tamam. Fire Emblem Three Houses. Burada oynayanımız var. Fire Emblem. Bu arada kolektif olarak seçiyoruz bu arada. Evet evet. Sonatla ben karar verdim. Games disket kutusu olarak seçiyoruz. Total War The Three Kingdoms. Abi ben Total War'lardan çok koptum ya son yıllarda. Ben en son şey koptum gittim işte. Yani. Genel olarak stratejiden bir kopuş yaşadım ben. Three Kingdoms çok da süper değildi bence. Tropico 6. Tropico 6, Wargroove. Buraya giren en bağımsız oyun. Evet. Bunu bence kamera arkasına soralım abi. Kamera arkası. Daha fazlasını oynadınız siz. O yüzden. Bu strateji oyunlarının. Kim alır? Age of mu, Anno mu? Fire Emblem'i hiçbirimiz oynamadık. Evet, Switch oyunu gelmedi bize çünkü. Benim oyum Anno'ya gidiyor. Anno 1800'e geliyor. O kadar geliyor. İyi mi? Evet, bu evet, kadar evet, fark evet, etti mi? Hı. Tamam. Sen ne diyorsun Sonat Bey? Ben sadece Planetfall oynadım oradan. Ha. Tek aday olmadığı zaman. Planetfall'da sanırım birazcık hayal kırıklığı vardı değil mi sizde? Öyle bir şey hatırlıyor gibiyim. Ekstrası gelmedi bana yani. O yüzden anlamıyorum ben. Bu kategoride biraz çekimser davranıyoruz. Çünkü adayların çoğunu oynamadığımız için karşılaştırma yapma şansımız yok. Objektif olmak lazım. Evet. Age of Wonders oynadığı için sen bu oyunlardan 3'ünü veya 4'ünü oynamış olarak Anno 1800 diyorsun. Büyük ihtimalle Anno 1800 alabilir. Alır. Total War'da ama büyük yenilik yok ya. Ama ben bir sürpriz yapıp Fire Emblem'de alabilir diyorum. Çok konuşuldu Fire Emblem çünkü. Emblem, Emblem. Emblem. Fire Emblem, Türkçesini söyleyeceğim. Ateş Şöyle yapalım abi. Tamam, hadi oradan daha geçelim. Kontrollü tamam.
kontrol. Sürpriz yapabilir. Daha kontrollü gider. Kontrollü gider. Sports racing game. Spor ve yarış oyunlarını bir kategoriye koymuşlar. Burada bu şaşırtıcı ama demek ki bu iki kategoride 5 aday çıkartacak kadar şey yokmuş. Crash Team Racing Nitro Fueled. Racing. Bir aday. 4 Rally 2.0 bir aday. E-Football PES 2020 bir aday. Aynen. İsmin başına E-Football getirince ne oldu acaba? Çok merak ediyorum. Güzelim PES ismini ne ettiniz? F1 2019 bir aday. FIFA 20 bir aday. Ben diyorum ki F1 2019. O kadar. O kadar. Yani şu oyunlar içinde bakıyorum. F1 2019'un sunduğu tecrübeye yakın bir şey yok. Kapı evet, Ali geldi. Abi sports ve racing game bunların zaten nasıl karıştırsın ki, ayrı bir konu yani. Ayrı ama spor ve yani yarış da yarış, araba yarışı da bir spor türü olduğuna göre. Ya tamam, oradan karışır da yani eskiden biliyorsun işte golf mol falan filan da girerdi spor deyince. Yok ki Tiger Woods kalktı ortadan zaten, şey bitti. Formula 1 Formula 1 diyorum. FIFA 2020 bu sene biraz saçmaladı. İşte onu soracağım. Mesela aşağı bence yoruma takipçiler yazabilir. Evet, herkes yazsın abi. Ne düşündüğünüzde yazın. Şey yapalım böyle. Bingo yapalım. Tombala yapalım. Yani, kim full tutturmuş bakalım görelim. Çünkü şöyle bir şey var. Hatta sen de adayını söyle, ben adayını söyleyeyim. Niye ortak aday çıkarmaya çalışıyorsun? Abi şimdi onu diyeceğim. Yani aslında onu da konuşuyorduk video öncesinde. Biz video öncesinde bayağı sohbet yapıyoruz. Biz çünkü aslında evet video dışında da konuşuyoruz şu. Ya, niye konuşmayalım? Videodan videoya görüşmüyor musunuz? Beliriyoruz biz böyle. Yoksa şey yani mesela yayına geçerken adam hologram bakmıyoruz böyle. Hologram. Ya ulan diyeceğimi unuttun ya. Hani bu biz burada ne kadar objektif olmaya çalışırsak çalışalım ister istemez araya bir kendi olamıyoruz giriyor, olamıyoruz. Evet, çünkü o yüzden demiyoruz pahalı yani. Bir şey objektif. Ben mesela 4 rally'yi çok sevdim. Ha sen 4 rally mi diyorsun? Ben 4 rally diyeceğim de kimse onu seçmeyecek yani. Yani ben de herkes 4 rally diyorum. 4 rally. 4 tane rally. 4 rally 2-0 diye kafa iyice kaysın. FIFA'ya gidecek millet. Biz burada bir şey bilemedik. Bence siz açacak. Bence ben Formula 1 2019 alır diyorum. Ben. Bakalım tamam. Kiminki tutacak. Sen bir şey diyor musun Berkus'ta? 4 rally diyorum ben. Sen de 4 3 tane 4 rally, 1 tane Formula 1 2019, bir ayran, bir de dürüm. Öyle oldu. Oh, what is coming? Score and music. Evet, müzik. Aa. Puan aldığı nottan bağımsız muhteşem müzikler üstüne bir kategori. Cadence of Hyrule, Crypt of Necrodancer'ın Zelda'lısı bu. Oynamadım, çok merak ediyorum. Switch'te olduğu için bunu oynamadım. Necrodancer güzeldi bu arada. Güzeldi o. Bu onun Zelda'da geçeni. Zelda evreninde. Hatta onları galiba evren Zelda değil de Zelda karakterleri var içeride. Emin de değilim. Müziklerini bilmiyorum o yüzden. Death Stranding. Abi yani çok güzel. Yani müzikleri orijinal mi? Bir takım orijinal müzikleri var ama çok güzel müzikler seçilmiş oyun için. Atmosferi yani o zorlu yolculuktan sonra BT'lerden kaçmışsın. Üstündeki her şey yok olmak üzere, bitmişsin falan böyle giderken kamera geri çekiliyor ve müzik giriyor. Hmm. Ya gideceğin destinasyona yaklaşırken diyorsun. Yani çoğu oyunda o müzikle bu rahatlamayı bağdaştıramazsın. Hmm. Death Stranding o yüzden kulağımızın kenarında dursun. Devil May Cry Devil 5. Devil May Cry 5 zaten thrash metal böyle. O gazı öyle bir veriyor, öyle bir veriyor ki gidiyoruz buradan yani Ay'a fezaya gidiyorsun çuf diye roketleyerek. Devil May Cry müzikleri ama 2, 3, 4, 5 hiç sekmeden böyle çok iyi gitti. Metal seviyorsanız çok güzeldi müzikleri hakikaten. Kingdom Hearts 3 bunu oynadım ama akılda kalıcı bir müzik hatırlamıyorum arkadaş ben Kingdom Hearts 3'ten. Sayonara Wild Hearts. Bunu ben Apple Arcade aldım, oynadım. Deneme ayını ve son bir sonraki ayda parayla oynadım. Oyun müzik oyunu zaten. Ritim oyunu çıktı. Çok güzel müzikleri hakikaten. Okay. Şimdi Sayonara Wild, orası da ok varsa tamam, yani bir şey gözükmüyorsa çıkmıyor. Çıkıyor. Tamam. Ekran alakalı. Ha. Ben buradan Sayonara Wild Hearts'la Death Stranding arasında kalıyorum. Ama Death Stranding'in müziklerinin çoğu kendi müzikleri olmadığından dolayı Sayonara Wild Hearts'a veriyorum. Peki sanırım Sinan'ın bu söylediklerine laf edebilecek kimse yok burada odada, o yüzden Sayonara Wild Hearts'ta kalacağız. Çok güzel Death Stranding'in müzikleri. Hani açıp OST olarak hani neyi dinlersin derseniz Death Stranding'i dinlerim. O
oyunun atmosferini, ruhunu yansıtıyor çünkü. Sayonara Walters ama oyunla bütünleşik oluşu ve oyunun aslında müzik oyunu olması nedeniyle bir tık yukarıda. Ben yukarı siz doğru ne diyorsunuz gidiyorum. Bir tek ben konuşayım. Kontrol ama listede yok. Kontrol müziğin var mıydı? Beton vardı oyunda sadece. Olmaz mı? Hatırlamıyorum. Listede bence yok. Bence Death Stranding alacak. Ama bence yani, Death Stranding'e o kadar çok ödül verilecek ki. Ama ya şeyden dolayı yok sanırım. Yani içerik olarak baktığımızda kontrolün daha sığ kalıyor. Tabii o yüzden ben tahmin ediyorum ki o listeye giriyor. Valla müzik hatırlamıyorum ben kontrolden. O kadar şeyim yani. Müzik hiç kulağımda kalmamış. Müzik kulağım iyi değildir gerçekten. Role playing oyunları. Şimdi bir dakika burada dur. Neden dur? Özellikle öncesinde bu video öncesinde konuştuğumuz bir konuydu bu. Şimdi abi baktığın zaman Final Fantasy artık kaç bu? 14. 14 var. Monster Hunter var. Monster Hunter World var. Ne alaka? Iceborne. Hatta DLC'si var. Ha, Iceborne. Evet bravo. Iceborne var. Outer Worlds var. Disco Elysium var. Hani şimdi dedik ki ya arkadaş bu ne? Hani aksiyon var. Massive Multiplayer var. Single Player var. Outer Worlds burada duruyor. O da single player. Role playing game'i neye göre kategorize etmişler? Dedik ve şuna gördük ki rich player karakter customization yani zengin bir karakter özelleştirme ve ilerleme tecrübesi artı Massive Multiplayer tecrübesi. Yani böyle öyle bir çorba olmuş ki burası. Evet. Çıkışın yani, içinden çıkabilirsen. Zaten Game Awards şimdi 2 saat falan olacak. Bunları da alt kategorileri ayırsa işin içinden çıkılmaz. Ben gönlümdeki yatan aslanı söylüyorum. The Outer Worlds. Hepimizin o yatıyor. Disco Elysium'u oynadım 7-8 saat. Dayak yiyeceğimi biliyorum. Ama abi yani metin içinde boğuldum. Yani ben masaüstü oyun oynamak istesem has adam burada. Yani oynat babacığım bize bir tane postapokaliptik masaüstü diye sonata söylerim. Hadi yazı okumaktan içim bayıldı. İçim yani giremedim. Hı. 7 saat 8 saat oynadım. Disco Elysium'un atmosferine giremedim. Ben Outer Worlds diyorum. Hepimiz Outer Worlds olarak diyoruz. Yani bizim bizim kafamızdaki role playing'i en çok uyan da Outer Worlds. Yani o yüzden Outer Worlds. Hala ama bak kim alır değil hala yanlış yapıyoruz. Kendi seçeceğimizi seçiyoruz. Bak, ben Disco Elysium alır diyorum buradan. Aha. Çünkü politically correctlik de var o oyunda. Tamam. Ama Outer Worlds gönlünde yatan şah. Şimdi sana zaten demin o yüzden bir pas attım. Dedim ya bu videoda hani ne kadar objektif olabiliriz? İster istemez buraya kadar. O yüzden benim size bir sorum var. Öyle bir şeyimiz yok yani. Bir oyunun expansion niye buraya giriyor? Ya Monster Hunter güzel bilgim sorun. Yok. Yani oynamadım bilmiyorum. Expansion'ın yepyeni bir oyun mu acaba? Genel olarak düşün abi. Expansion niye mesela? Niye kendisi? 5'e tamamlamak için bakmışlar demek. Bilmiyorum. Jürilerimizin şeyi yani. Monster Hunter World hangi yıl çıktı? Yılla alakalı olabilir mi? Geçen sene çıktı Monster Hunter. Onunla alakalı herhalde. Iceborne ama DLC sonuçta. Sıkıştırmak yani. Için. Sene de ne zaman çıktı biliyor musun? Monster Hunter biz konsol üstünün stüdyosunda video çekerken. Oho tamam işte abi. Kutusunu. Bence bu oyunu buraya sıkıştırmak için yapmışlar onu yani. Çünkü geçen sene de role playing'e aday gösteren Monster Hunter'ı alamadı. Şimdi expansion bir daha gösteriyorlar yani. Patron'un yılın şeyi çalışan ödülünü aldırtmaya çalıştığı sevgili sekreter falan gibi bir şey bu yani. Gerekiyor abi. Şimcik abi şeye geldik. Neyse Disco Elysium diyoruz yani. Disco Elysium'a verir. Game Awards Disco Elysium'a verir ama disket kutusunun seçimi Outer Worlds. Şimdi performans sanatçılarına geldik. İlginç bir konu bu. Ya oyunlarda gerçek simasıyla bulunan oyuncuları şey yapmışlar, değerlendiriyorlar. Bak, bu defa yan var. Dur vallahi. Dur hele şunu okuyayım birader ya. Ashley Birch. Tamam mı? Birch. Kim bu ben? Her yerde Allah var Allah. Ya. Parvati Holcomb. Courtney Hope. Jesse Faden kontrolden. Çok güzel kadınmış. Laura Bailey Gears 5. Gears 5'i oynamadım henüz bilmiyorum ama Mads Mikkelsen. Mikkelsen. Death Stranding abim. Adımımız. Abimiz. Saygılar. Bak bu da baba bir abi. Matthew Porretra. Casper Darling kontrolden ve Norman Reedus. Sam Porter olarak. Abi burada iki adayım var benim. Mads Mikkelsen ve Matthew Porretta abi. Abi bilmiyorum. Matthew Porretta, Mads Mikkelsen iyi oynamış ama Matthew Porretta ki Alan Wake'in sesi oluyor kendisi. Aynen. Adam hakikaten oynamış. Ya ben almayacağını bile
Matthew Porretta gönlümde yatan şeydir, kontroldeki Casper Darling, ama Matt Mikkelsen alır. Hani ikisi aynen de hak ediyor bence. Alkışlıyorum kendisini. Yani orada tabii bir şey de var. Hani dediğimiz gibi aradaki ne derler? Sahne şeyi, süresi. Performans süresi. Evet. Performans süresinde de tabii fark var. Tabii. Yani Matthew Porretta'nın en az Matt'sin 2-3 katı tabii rolü var çünkü tabii oyunda. Yani çok çok iyi yani oynamış yani. Sen ne diyorsun? Adam bir de ripped. Sonunda böyle üstünü yani başını yırtıp dans ediyor lan herif. Kaslı dedim ya. Yaşlı başladı. Nasıl doktorsun sen? Bence Mats alır abi. Mats alır. Alır. Yani, ama Matthew güme gidecek bu sene. Yani. Evet, şundan da alır. Yani Mats'ın sonuçta ünü daha fazla. Daha yakışıklı falan. Onları ne şey yapacak? Adam doğuştan hayvan gibi oyuncu. Çalacaklar. Çalacak yani onu ister istemez. Ah, benim olmadığım yer. Bir ürün. İşte benim alanım değil mesela. Online oyun. Bir şey sıkıştırdım. Ashley Birch. Doğru hatırlıyormuşum. Dedim ya her yerde var diye. Borderlands serisinde falan da var. Abi. Ha hadi ya. Bayağı bir yerde var. Ha Maya mı? Ha. Şey vardı ya hatta YouTube serisi. Tam ismini doğru hatırlamıyor olabilirim ama. What You Playing Ash. O mu? Ha, ha tamam. Tam doğru hatırlamıyor olabilirim YouTube serisini. What You Playing Ash'ti galiba. Tamam. Şimdi ongoing game yani online oyunlar dediğimiz benim hiç karışmadığım. Şimdi bunun altındaki gene şu parantezi biraz söylemek istiyorum. Niye ongoing game'in olayı ne? Oyun devam ederken kendisini güncelleyerek içerisindeki oyuncu tecrübesini de arttıran, artmayı beceren oyun. Türkçe meali 2019 itibariyle yeteri aday yok. Geçmişteki online oyunları da aldık. Yani Apex Legends var. Destiny 2 var. Final Fantasy 14 var. Fortnite var. Ve Tom Clancy's Rainbow Six Siege var. Şimdi şunun altını çizeyim ki bunların hepsi bir defa bu işi az çok hakkıyla yaptı. Tek gene, en çok hakkıyla yapan. Şimdi şunu diyeceğim. Tek gene konuşamayacağım. Final Fantasy 3 filmimiz onu çünkü el atmadık. Evet. Yani orada da sallamış olmayayım. Onun şey yapmadım. Abi hepsi iyi. Biz şeyde kaldık. Bunu konuştuk gene video öncesinde. Destiny 2 ile Fortnite arasında kaldık. Apex niye değil? Şundan dolayı gerçekten bunların ikisinin konteksti Apex'e göre daha iyi. Daha zengin. Apex bir zıpladı sonra pık diye kaldı. Düştü galiba. Şu anda yani dediğim gibi hepsi bu işi yaptılar, iyi yaptılar ama Fortnite ve Destiny 2 şuradaki player experience diyor ya onu evet daha zenginleştirmeyi başardılar. Ben cehaletimi hoş görün. Fortnite derim. Destiny 2'yi oynadım. Single player olarak oynadım. Oynanmaması gereken şey. Uzaktan baktığım kadarıyla Fortnite'ın o kara delik ve Fortnite 2.0 olayı bile yani şey almasına yeter. Kimsenin de şikayet ettiğini görmedim yani o oyunu şey yaptıktan sonra. 2.0'a geçtikten sonra. Tabii. Çok başarılı o konuda. Şunu söyleyeceğim, şimdi bu ikisi de farklı kitlelere gidiyor. Hmm. Bunu sen de biliyorsun. Tabii. Fortnite'in kitlesi, Destiny 2'nin kitlesi farklı ve aslında her ikisi de kitlesinin fazlasından doyurmayı başaran oyunlar. Hı. O yüzden burası çok zor. Ama sana katılıyorum. Hı. Fortnite alacak. Çünkü Fortnite kitle olarak daha geniş ve daha popüler. Orada hazır yani. Evet. Ama gördüm Destiny 2'den. Aslında size de sormak lazım. Sizce kim alır? Destiny 2. Onların Destiny alır. 2. Tabii. Ben gönlündeki aslanı demiyorum bak. Kim alır diyor. Abi Fortnite alacak. Destiny 2 de gönlünüzde. Yani maalesef. Şaşırtabilir diyorum ben. Niye? Abi oyuncular da bakın buna oy veriyorlar. Yani herkes bu web sitesine girip oy veriyor. Fortnite oyuncu sayısı, fan base'i çok geniş. Dolayısıyla rakamlar ortada. Fortnite alacak. Ben niye Destiny 2 diyorum? Destiny 2 diyorum çünkü hikaye devam ediyor. Hala bir hikaye anlatılıyor. Galiba. Halk oyu ama 6'da 1 eskiliyor. Ve daha zengin. Ve daha zengin. Galiba. Zengin yani. Evet, story zengin. Hikaye zengin yani Destiny 2'de. O evet, gerçek katılıyorum. Öyle. Ona bir şey diyemem. Ama halk oyu 6'da 1 etkiliyor. Dediği gibi şaşırtabilir Rainbow Six. Sinan, burası senin alanın. Evet. Narrative. Yani hikaye. Oynadın mı? A Plague Tale Innocence. Oynamadım. Peki. Çok ilgimi çekiyor. Oynamadım. Kontrol. Acaba oynadın mı kontrolü? Acaba yeterince övdük mü kontrolü? Kontrol mü övüyoruz? Bilmiyorum. Kontrollü övüyoruz. Death Stranding. Disco Elysium. The Outer Worlds. Şimdi. Zor bir konu. Kim alır narrative'de? Ben bir şey söyleyeyim mi? Bu kategorinin adayları gerçekten çok güzel. Hepsi evet, çok güzel. Ağır. Bence burada Outer Worlds alabilir. Bence salla. Salla. Evet.
Allah Allah, hikaye yapısı çok iyi. Çünkü Death Stranding'e büyük ödül verecekler, tamam mı? Tahminim o yönde. Game of the Year verecekler. Narrative'i de ona vermeyek bari diyebilirler. Control olabilir, Death Stranding olabilir, Outer Worlds olabilir. Ben şey diyorum, yani Control de başka bir yerden alır. Outer Worlds kadar iyi değil çünkü Control'ün de şeyi, hikayeyi anlatışı. Yani evren çok iyi. Evren çok iyi. Ama hikayeyi Outer Worlds kadar iyi anlatamıyor. Ben Outer Worlds'a gider peki diyorum. Bir şey soracağım. Narrative. Disco'yu niye konu dışı bıraktın? Sayfalarca okudum demiştin demin. Sayfalarca okuduğum için boğdu abi. Yani oradaki... Abi narrative. Narrative... Outstanding story. Öyle değil. Bir... iyi bir hikaye anlatımı yok Disco Elysium'un. Disco Elysium'un farklı bir kafası var. Hikaye yani iyi ama abi anlatamıyor. Ha, ruhunla tamam. Konuşuyorsun gerçekten, bazı diyaloglar ruhunla veya bayılıyorsun limbik sisteminle, yani böyle içgüdünü tetikleyecek sistemle konuşup ayılsam mı ayılmasam mı'yı konuşuyorsun falan, böyle kendinle konuşuyorsun, hafif delirtiyorsun kendini falan, çok ilginç sistemleri var ama böyle yığdıkça yığdıkça ve hepsi de metin üstüne kurulu, yani gameplay üstüne kurulu değil, altında kalıyorsun. Ben ne yapıyordum bir saat önce, ne yapmalıydım falan. Gidiyorsun. Yani hakikaten Disco Elysium zengin ama alabilir. Ama Outer Worlds'e daha çok şans veriyorum ben. Peki. Multiplayer game. Ongoing game'den multiplayer game'e geldik. Çok kritik bir yer. Tetris 99 var ya. Apex Legends var. Borderlands 3 var. Call of Duty var. Modern Warfare var. Tetris 99 var. Tom Clancy's Division 2 var. Yani bir defa burada Fortnite yok. Evet. Xbox'ta Fortnite niye yok? Bu sene çıkanları yazmışlar buraya da sadece. Ongoing game olmasının şeyi o. Kategorisi. Az önce hakkını yedim. Geoff'un. Ongoing game zaten hani 2017'de 16'da da çıkmış olsa hala ongoing. Şimdi şunu da gene altını çizelim. Including co-op, yani co-op da olacak içerisinde. Mesela multiplayer experience da olacak. O yüzden hani co-op'u da saymışlar bu defa bunun içerisinde. Co-op veya ve değil de. Evet evet. Hayır, ve. Co-op and Massive Multiplayer Experiences. Ve. Abi şimdi burada. Bu senin kanalın. Şöyle konuşayım ben. İşte burada en yakın kankam Sonat'la konuşayım bu olayı. Şimdi bir Sonat, senden ne yaptık abi yılbaşından beri? Division 2 oynadık. Sonra ne geldi? Division 2'yi saladık. Devam edildik. Destiny 2 geldi. Sen şu an Destiny 2 oynuyorsun. Borderlands geldi. Oynadık, baktık, unuttuk, gitti. Biz Apex adamı değiliz. Ben şu an deli gibi Call of Duty Modern Warfare oynuyorum. Hala ama sen kendininkini seçiyorsun. Şimdi şöyle, ne dedik biz? Hep objektif olamayız, sübjektif de olabiliriz. Division 2 ile Modern Warfare arasında kalıyorum ben, ne diyorsun? Modern Warfare. Çünkü Division 2 gayet aslında ayakları yere basarak başlayıp böyle güzel ilerlerken sonra muza basıp taklaya geldim. Bıcık, taklaya geldim. Peki. Yani o yüzden Division 2 Potato şu anda. Modern Warfare. Ve Modern Warfare hayvan gibi güncellemelerle geliyor. Bak ilk sezon güncellemesi geldi. Na böyle kocaman paket çat diye bıraktılar ortaya. Ama kim alır? Apex yani, alır bence. Kim alır? Bence de Apex alır. Apex alabilir, Modern Warfare alabilir. Çünkü bu global. Amerika'yı falan da düşün. Evet ama Apex, yani Call of Duty her yıl Call of Duty. Yani. Abi, bir şeyleri iyi yapması. Apex birden çıktı ya. Doğru. Bir de burada şey de var. Gözetmeleri yani, gereken dengeler de var. Tabii yani zaten Call of Duty. Bir de respawn'ı şey yapalım. Ödüllendirelim. Bir de bak narrative'e şey koymamışlar, Star Wars'u. Yazık değil mi? Aralıkta çıkanlar hep güme gidiyor bu yüzden. Evet, aralıkta çıkanlar şey güme gitti. Aralıkta çıkanlar güme gidiyor. Adayları önceden belirledikleri için. Mobile game. Mobil oyun. Call of Duty Mobile. Call of Duty Mobile'i çok affedersiniz hayvan gibi oynadım. Net söyleyeyim yani. Çok çok zengin içerik ve çok iyi bir oyun. Grindstone. Bunu oynamadım. Bilmiyorum. Sayonara Wild Hearts. Çok güzel oyun. Sky, Children of the Light, şahane bir oyun. Dead Game Company'nin Journey'i yapanların oyunu ve bedava. What the Golf. Yılın oyunu What the Golf'tür. Kesinlikle. Oynamanız lazım ya. What the Golf şeyde Apple Arcade'de var iPhone'da ama Steam'de normal indirip oynayabiliyorsunuz. Yok böyle bir eğlence ya. Bir golf oyununda kramplar girebilir mi gülmekten? Yani benim adayım da o. Bunu da seçmezlerse tüh onlara yani. Call of Duty Mobile'ı seçerlerse tüh yani. What the Golf abi, yılın mobil oyunu. Kelimeler kifayetsiz, tamam. Tamam. Independent game, bağımsız oyun. Bağımsızımız. Baba is you. T
teknik olarak üstün, kreatif ve teknik olarak üstün ve geleneksel dağıtım ağının dışında evet. satılan oyunlarımız. Bu da senin alanın şimdi. Gel de konuşma. Baba bakalım. Is You. Bu çok ilginç bir bulmaca oyunu. Öyle mi? Tabii. Yani beyin mi onlar? Ya orada bir topik bir şey var. Peki. Bu Baba Is You kelimesindeki baba yani özne is you'yu da bir şekilde yüklem olarak alıyoruz. Kelimelerin yerini değiştirince mesela Rock Is You yazıyorsun oraya. Sen birden duruyorsun. Ekrandaki kayayı hareket ettirmeye başlıyorsun. Baba Is A Flame yazarsan bu arada ekranda dolaşıyorsun. Birden yanmaya başlıyorsun. Yanarak geçeceğin bir yeri açıyorsun. Sen yazmıyorsun. O kelimeler aşağıda var böyle. Çok ilginç bir bulmaca oyunu Baba Is You. Disco Elysium. Disco Elysium zaten. Katana Zero. Bunu bitirdim. Sonuna kadar oynadım. Hı. Süper aksiyon. Hı. Outer Wilds. Şahane bir independent. Ya bağımsız oyun. Yani oynamadıysanız Epic Store'a geçmek için yegane şey bu. Outer Wilds. Ne desem bu oyunla ilgili spoiler olur. Yani hadi söyleyeyim. Uyanıyorsunuz. Çok ilginç bir uzaylı ırkına mensupsunuz ve bu uzaylı ırk küçücük bir gezegende yaşıyor. Gezegen yaklaşık 400 metre çapında. Ay may böyle 1 kilometre yukarıda. O gezegenin güneşi var. Diğer gezegenler 3 kilometre ötede falan böyle. Radarınızı tuttuğunuzda daha önce uzaya çıkıp diğer gezegenlere yerleşen, ulaşan kişilerin çaldığı müzikleri falan duyuyorsunuz. Tahtadan bir uzay geminiz var. Ne kadar sağlam olduğunu siz düşünün. Gayet fizik bazlı olarak çıkıp uzayda keşif yapmanız gerekiyor. Her gezegen birbirinden farklı. Oynanma sürenize bağlı olarak gezegenlerin tipleri değişiyor. Mesela bir tane ikiz gezegen var. Bazen bu gezegenden bu gezegene kum akıyor ve bu gezegendeki harabeler ortaya çıkıyor. Bazen yerçekimi terse dönmüş oluyor bazı yaşamlarınızda. Buradan buraya akıyor. Bazı yaşamlarınızda dememin sebebi de 21 dakikanız var oyunu oynamak için. 21 dakika sonra güneş süpernovaya dönüşüyor. Aa. Her oynadığınızda bunu ilk yani evet minik bir spoiler bu ama 21. dakikada öleceksiniz zaten. Tamam, o anı yaşamak için ben şey de yaptım. Bilmem kaçıncı ölüşümde. Yani saymıyor hiçbir yerde geri sayı falan yok. Çıktım uzaya güneşi bekliyorum böyle patlayacak. O dalganın gelişi falan yani çok acayip. Aa, çok olsan, acayip kafalar. Bir çok acayip bir oyun. Yani Untitled Goose Game'e sıra bile gelmedi. Yılın bağımsız oyunu Outer Wilds'tir. Başka bir şeyi de kabul etmiyorum. Peki, tamam. Güzeldi gerçekten. Oynayan var mı aranızda benden başka? Sen değil mi? Bitirebildin mi? Hayır. Yok bitiremedim. Abi çözeceğim tamam. Allah'ım ya patlarsa böyle bir tane şey. Tam uyandığında bir uzayda patlama oluyor ya. Bir şey evet. bir şeyden ayrılıyor. O patlayan parçayı da takip edebiliyorsun. Bitiremedim. O patlayan şeye de inebiliyorsun. Uzay gemisine de inebiliyorsun. Uzay gemisi tam bir mist. Onu açıyorsun. Orası öyle mist bulmacaları var ya. İki kere 21 dakikamı orada harcadı. Oraya gitmek alışınca kontrolleri de zor bu arada. Kontrolleri alışınca oraya 19. dakikada falan ulaşabiliyorsunuz. Kafayı yedim. Çözemedim. Yani orada ne yapacağını da bilmiyorsun ama oyun yavaş yavaş çözüldükçe trik diye kafanızda bir şey oturuyor yerine. Yani yok böyle bir benzeri olmayan bir oyun bu sene çıkanlardan ya daha ne kadar övebilirim bilmiyorum. Outer Wilds. Outer Worlds ile karıştırmayın. Outer Wilds videosuna hoş geldiniz. Evet, etki bırakan oyunlar. Gerçek hayatta etki bırakan oyunlar. Concrete Genie PlayStation 4 oyunu. Hmm. Gris güzel bir platform oyunu. Kind Words çok güzel bir ismi var ama oynamadım. Çok çekici görünüyor grafikleri. Evet. Life is Strange 2. Ben Life is Strange'i kılım. 3 kere başladım ilk şeyine ama nedense o ergen hikayesinden midir nedir çok ısınamadım bıraktım. İkinciyi hiç başlamadım. Sea of Solitude oynamadım. Çok şimdi ilgimi çekmiş. Bu oyunlardan evet. ikisini oynamış biri olarak yani benim bir seçimim yani. Gris olur. Yaşattığı müzik ve görsel hissiyat inanılmaz güzel. İnanılmaz şeyi var. Ama hangisi alır? Games for Impact'te derseniz onu da bilemiyorum yani ne impact yaşattı acaba Life is Strange 2 ama goygoyu nedeniyle belki de yani bence Life is Strange 2 alır. Concrete Genie almaz. Bir çocukluk hikayesi Concrete Genie. Güzel bir oyun ama. Kalbinize dokunan oyunlar. Evet. Sen ne diyorsun? Sen ben hiç beni bilmiyorsun. Sizde var mı? Hep merak edip gelip bakamadığım oyunlar. Özellikle Sea of Solitude'un ben Gris'e koyarım oyumu ama Life is Strange 2 alır. Ya bir yandan şu da var. Mesela bu listelerde benim görmediğim, daha sonra oynayamadığım oyunlar çok iyi listede oluyor.
Bunları mesela kenara koyup indirimlerle evet. kaçınmamak lazım. Game Direct. Şimdi bunu nereye koyacağız? Bunu kategori gereksiz bence yani. Hadi bakalım. Kreatif vizyon ve inovasyon dalında ödül Game Direction, Control, Death Stranding, Evil, Resident Evil 2, Sekiro, Outer Wilds. Zor bir şey ya. Abi Death Stranding alır bunu. Ne alacak yani? Game Direction, Creative Vision'da yani kargo simülasyonu dedik, eki güldük. Adam sonuna kadar keyifli oynadığın bir oyun yapmış. Sondan sonra da keyifli oynadığın bir oyun yapmış. Aynen, o aynen. Müzikler, o evrendeki yalnızlık, bağ kurma hissiyatı falan filan. Death Stranding'den gayrısı almaz benim oyunda Death Stranding'e. Hideo Kojima. Geçiyoruz o zaman. Direkt belli yani. Direkt Hideo Kojima'ya ödül verecekleri bir kategori yok yani galiba. Fresh Indie Game. Senin onun. Sponsoru Subway. Buradan da sponsora çakalım. Subway sponsorluğunda. Yani. Fresh Indie Game. Bağımsız oyun var. Niye Fresh Indie Game diye bir şey yapıyorlar? De devam ediyor. Ha, yapımcısının, bağımsız yapımcısının çıkarttığı ilk oyunmuş. Stüdyoları. Ha, stüdyo Fresh var, Indie Game değil. Fresh Indie Studio demesi lazım. Kategori ismini yanlış koymuşlar o zaman. Zaum, Disco Elysium, Nomada Studio for Gris. Gris. The My Friend Pedro'nun yapımcısı Dead Toast, Outer Wilds'ın yapımcısı Mobius Digital, Slay the Spire'ın yapımcısı Megacrit. Bu da çok güzel oyun. Geçeyim ona. Abi geçsene. Ben buradan karışacağım şimdi. 3-5 sayfa geriye gideceğiz. House House, Untitled Goose Game. Yani isim koymamak için uğraşıyor bu. Hem kendi firmalarına koymamışlar hem de oyuna isim koymamışlar. Var ya. Untitled Goose Game. Kim alır? Bence Zaum alır. Öyle mi? Evet. Mobius Digital'la Outer Wilds'dan ödül verirler ama yaptıkları hakikaten Zaum'un çok hayati bir risk almışlar. Hmm. Zaum alır bence Fresh Indie Game, Fresh Indie Studio ödülünü. Ben de veririm ya Zaum'a. O kadar da değil. Estonyalı. Eston. Kardeşlerimiz onlar da. Devam ediyoruz o zaman. Evet. Sanırım daha değil. Fighting Game. Dövüş oyunu. Volkan'ın konusu. Burada Volkan'ı çağırmamız lazım. Ben Super Smash Bros. Ultimate oynadım. İnanılmaz eğlendim. Onu bence biz hiç girmeyelim buraya. Volkan'ı monte edelim buraya. Volkan'ı çağıralım. Bu kategoride o seçsin. Volkan anlatsın. Fanatında bir çift sözü vardır bence. Mortal Kombat 11 abi. Ya bence Mortal Kombat 11 alır da yine bir Volki baksın yani. Dayak kulübüsünün sahibi adam kendisi. Yani hepsini oynadım. Jump Force hariç diğerlerini hepsini oynadım. Jump Force çok kötü çıkmış. Neden Mortal burada Kombat bilmiyorum. Mortal Kombat 11'de eğlendim ben çok. O yüzden yani benim şeyim Mortal Kombat 11. Volkan'ı entegre etmiyoruz mu buraya şimdi? Seçiyor musun? Tamam, seçelim. Bence de Mortal Kombat 10. Ben 11'e ona da veririm. Bence o da Mortal Kombat der. O da seçilir. Family Game. Aile oyunu. Bak burada dikkatini çeken ne? Family Game'de. Bu niye burada? Hayır. Benim dikkatimi çeken siz babasınız. Ya bütün oyunlar Switch abi. Onu diyorsun. Hepsi Switch abi. Bir tane PC oyunu yok. Hadi tamam Nintendo EPD, Nintendo. Luigi's Mansion 3, Ring Fit Adventure, Super Mario Maker 2, Super Smash Bros. Ultimate, Yoshi's Crafted World. Bak mesela bu üçü Mario oyunu zaten. Şey yok abi. Eskiden mesela kamerası varken Xbox'ta çok güzel oyunlar vardı. Onların hiçbiri yok. Switch çok güzel domine etmiş burayı. Bitirmiş olayı. En iyi aile oyunu. Şimdi demedim. Aile oyunu deyince 3-6 yaş, hadi 3 değil de böyle 6 yaşında korkmadan keyifle oynayacağı bir şey olması lazım. 4'te üzere. Ring Fit'i ne yapsın çocuk? Geç onu. Super Mario Maker. Bence Yoshi's Crafted World alır ya. Çok tatlı oyun. Öyle mi? Evet, çok tatlı oyun. Videolarından gördüm tabii. Oyunu oynamadım ama. Pardon, oyunun şeyini oynadım ben. Demosunu oynadım. Hmm. Evet, Yoshi's Crafted World. Bu şey miydi ya? Böyle Yoshi var ama Yoshi iplikten, yünden. Oynadım. Etrafındaki her şey kartondan. Oynadım. İnanılmaz keyifliydi. Hatırladım şimdi. Tamam. Yoshi's Crafted World abi. Çünkü Super Mario Maker'da bölüm tasarlaman lazım. Hakikaten çocuğun saçını başını o küçücük kafasındaki yolması mümkün. Zorluğu nedeniyle. Smash Bros. Dövüş ve çok karmaşık zaten. Luigi's Mansion'da korkutucudur be. Evet, biraz korkutucudur. Evet. Hayalet falan var. Tamam. Yoshi's Crafted World'a biz veriyoruz. O alsın zaten. Ses tasarımı. Modern Warfare, Control, Death Stranding, Gears 5, Resident Evil 2, Sekiro.
Sekiro. Ben Resident Evil 2 alır diyorum burada. Aman. Anam bir şeyler yap. Nettin Sinan Bozdun. Resident Evil 2 alır. O zombilerin şeyi, uğultuları, şeyin Mr. X'in dup 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 diye gelmeleri falan filan. Olur. Resident Evil 2 alır diyorum. Gönlümde ondan yana yani. Tamam, o zaman kontrolün hangi ses efektini, Death Stranding'in hangi ses efekt. Gerçi Death Stranding şey de alabilir ya. Alabilir ya. Audio design konusunda o bebeğin ağlaması. Bebeğin ağlaması haricinde o beat'in bilmiyorum, kafam çok gitti ya şu anda. Ya çok karışık. Çok gitti. Ben de Death Stranding de alabilir, kaldım. Resident Evil 2 de alabilir. Gerçi hepsi de hikayeli oyun. Zor. Hadi hadi hadi. Death Stranding'e de o kadar çok ödül vermesin. Resident Evil 2 alıyor olsun. Geldik mi? Art Direction. Sanat yönetimi. Hep. Bak 2019 çok kısır bir seneymiş bu arada. Ben bunu anlıyorum. Kontrol. Gerek yok. Aşağı almana gerek yok. Yaş bozma, gideceğim. Death Stranding. Gris. Kontrol. Sayonara Wild Hearts. Sekiro. Legend of Zelda Link's Awakening. Araya böyle pıçık diye girmiş o arkadaş. Abi art dediğin art zaman. Direction. Sanki bu kategori aşağıda vardı. Unuttum ha. Aynı kategoriden. Benzeyen buna sponsor şey almışlar. Samsung QLED'i. Bence şey yapabilmek için. Sponsor almak için kategori açmışlar. Ben bir şey söyleyeyim mi? Samsung'da olsam burada ne işim olur? Art Direction'da Samsung'u koyalım. Çakmışlar bence Samsung'a burayı. Abi şu kadarcık bir şey de. Allah neyse yani versin, konuya girmeyelim. Tamam. Orada şeyde esas şovda bahsedecekler canım. Hmm. O QLED'in sunduğu falan pır pır pır. Ekranlarda gördüğünüz bu ekranlarda kullandığınız. Bu abilerim ablalar, bu Samsung monitörler. En güzel. Gafın çıktı düşünsene. Bu elimde yanlış anlamayın, dilenci değilim falan diyor. Abi Art Direction. Kontrol. Hmm. Abi, Death Stranding'in olduğu bir. Renk kullanımları. Ya abi Death Stranding tamam güzel. Tamam Death Stranding de. Da yani. Ya benim gönlümde ikisi de var. İkisi birden. Bir de Technical Achievement in Artistic Design in Animation. Bunlar ama kendini tekrara giriyor artık. Ben Kontrol ile Death Stranding arasında kaldım. Öyle bırakmak istiyorum tamam. Bunu. Sen? Abi Kontrol. Kontrol diyorsun. Yani yukarıdaki demin kamera arkasını kontrol diyor. Kontrol diyorum. Action Adventure Game. Ha, insan gibi kategorilere geldik. Borderlands 3, Control, Death Stranding, Resident Evil 2, Legend of Zelda, Link's Awakening, Sekiro bu da. Sekiro. Şimdi altını tekrar çizeyim. Action ve Adventure. Evet. Hani sırf action değil, adventure de var bu işin içerisinde. O yüzden... Sekiro veya Resident Evil 2. İkisi de action doluydu. Death Stranding'in action'a action değil tam. O... Kategoriler dışı bir oyun. Kontrol adventure oyunu değil. Buradaki adventure macera ya bu anlamında mı? Benim yoksa... böyle gençliğimden beri böyle bir tür var. Action adventure. Amiga'dan biri var tamam. Hem aksiyonu varsa hem de hafif bir eşya bulup bir yerde kullanıyorsan buna action adventure denir. Artık hiçbir geçerliliği yok. Her tabii. Oyunda karakter geliştiriyorsun RPG. Her oyunda birini vuruyorsun veya bir aksiyona tabii giriyorsun. Bir şey aksiyon. Tabii. Her oyunda bir yer bir şey buluyorsun, bir yerde quest'i ilerletmek için kullanıyorsun. Her oyun action adventure FRP aslında. Yani böyle bir kategori kalmadı. Murat abi RPG videosu geldi aklıma şu anda. İzlemedim bilmiyorum. Şey ya, kategori kadük. Yapacak bir şey bak, yok ama. Yine aynı yere geleceğim. Açıklamasını yapmışlar. Combat with traversal and puzzle solving. Yani dolaşacaksın, savaşacaksın, bir de problem puzzle çözeceksin. Borderlands 3'te ne puzzle çözüyor? Hepicini bir araya. Borderlands 3'te yok. Bir yerden bir yere nasıl zıplarımı çözüyorsun? Tamam. Resident Evil 2'de var puzzle. Onu saladım. Borderlands direkt saladım. Resident Evil 2'de puzzle var. Sekiro'da var mı puzzle'lık bir durum? Bir şey söyleyeceğim bu arada. Kontrolde biraz var. Biraz var. Link's... Link'i bilmiyorum. Oynamadığım çok için şey yapıyorum. Oyun. Link bilmiyorum. Link'e vermek istiyorsan Link'e ver. Sanki Resident Evil alır, alır gibi geliyor bana da. Yani Link'i çok sevdim ama abi, Resident Evil diyorum ben. Tamam ya. Oy birliği olsun. Birlik, beraberlik, kardeşlik. Action game. Game. Al. Apex Legends, Astral Chain, Modern Warfare, Devil May Cry, Gears 5, sağ git yavrucuk. What is this? Metro Exodus. Metro bir yerlerden kafayı sokmuş. Yukarılardan gelmiş. For the best game in action yani focus primarily on combat. Focus primarily on combat. Devil May Cry 5 derim ben ya. Focus primarily on combat dediğin şey abi çok tehlikeli bir şey. Yani. Devil May Cry 5 derim.
Call of Duty de alabilir. Çünkü Call of Duty de alabilir. Focused on combat. Evet. Metro da alabilirdi ama Metro'da yok, bir... Yok, Metro'da Metro, çok güzel bir hikaye var yani, ya. Ama Focus şey üstüne, gerçi çok kombatta değil o. Aslında bir survival'lık da ama var Metro'da kimseyi böyle. Kimseyi vurmazsan mesela iyi sonla bitiyor falan, illaki kombat kimseyi olmak zorunda. Kimseyi derken oluyor. Yani vurmaman gereken kimseyi. Tabii tabii tabii. Yoksa yaratıkları vurmadan geç bakayım. Yani sıfır kill'le bitir oyunu hadi. Yani burası biraz şey, zor bir yer abi. Devil May Cry 5 diyorum. Call of Duty de olabilir. Çok karıştı yani. Artık. Ben mi seçiyorum? Bunu mu seçilir diyorum. Siz kafanıza göre takılın. Hadi artık sonuna. Geldik galiba. Geldik. Game of the Year. Bir Control. Kontrol. Death Stranding. Resident Evil 2. Sekiro. Super Smash Bros. Ultimate. The Outer Worlds. Şimdi. Benim yılın oyunum. Bu yıl biraz kısır geçti. Tamam mı? Yani şuradan kısır geçti. Bir önceki seneye bakıyorsun. Red Dead Redemption'la God of War gibi korkunç ağırlıklı. Tabii. Böyle. İkisi de baba gibi. O yılın oyunu. Hani Red Dead Redemption'ı kimileri seçti. Bu abiler God of War'u seçti. Hiçbirine şaşırmadık. İkisi de olsa hakkıydı. Bu sene böyle 80'lik oyunlar yılın oyunu şeyinde, kategorisinde yarışıyor. Bu sene böyle bir sene. Geçiş senesi. 2020 yeni konsol yılı olacağı için. Ama Resident Evil 2 bir remake. Almaz. Ben ilk önce kimin alacağını düşündüğümü söyleyeyim. Sekiro. Alır mı almaz? Beraber gidelim ya. Ayrı ayrı gitmeyelim. Resident Evil 2 alır mı sence yılın oyunu? Almaz. Geç onu. Sekiro alır mı? Sekiro'da çok videolar dışında tecrübem yok. Bu konuda benim biraz ukalalık etmeyeyim. Evet. Yani şey, Super Smash Bros. Ultimate'ı salla da. Evet, onu salla. Şimdi Sekiro çok almaz bence. The Outer Worlds. Yani iyi bir FRP mi? Evet. Çok iyi bir FRP. Bayıla bayıla anlattık. Obsidian FRP'si ama yılın oyunu mu? Yılın oyunu değil abi bence. Ama gönlümüzün oyunu. Yani evet. O bir gerçek. Kontrol. Gönlümüzün oyunu. Gönlümüzün oyunu tabii ki. Ama. Yenilikçi hikaye anlatımı, görünüşü vesairesi falan filan varken... Yani benim Death Stranding'e veriyorum ben. Death Stranding zaten alır diye düşünüyorum ve Death Stranding'e veriyorum. Yani bu kadar hissi bana sıkılacağımı düşünerek başlayıp ve ilk belki 5-10 saat sıkılıp sonrasında hakikaten Kojima'dan mayış falan yattığı yok gözünüzü. Şeye bakın. Oyunu gerçekten oynamış ve bitirmiş insanların hislerine, şeylerine bakın. Evet, hiç beğenmeyen, ben başka oyun mu oynadım, ben başka ilde mi dayak yedim diyen sıkılmış insanlar var. Ama büyük çoğunluk oyunla ilgili pozitif düşüncelerle oyundan ayrılıyor. Death Stranding hakikaten yaşanması gereken farklı bir tecrübe. Benzerini daha önce de oynamadığımız bir tecrübe. Ben yılın oyunu ödülünü gönül rahatlığıyla Death Stranding'e veririm burada. Kontrol seven... 3 kişi ortasında şey yaparak. Evet, oynayıncaki fikirlerinizi merak ediyorum. O yüzden yani şu anda Death Stranding'i için bir yorum yapmam doğru bir şey olmayacak maalesef. Ama hani genel bir bakınca tabii ki hani kontrolün önünde duruyor. Hani hem kontrolü hem Death Stranding'i gerçekten oynayıp dibine kadar sömürmüş olan insanlarla konuştuğum zaman abi Death Stranding daha ağır basıyor yani. Daha inovatif. Onu görüyorum ha. Yani. Ha ama oynar bitiririm. Sonrasında döner bana sorarsanız o zaman cevabını mesela veririm. İkisine de doymadım daha. Böyle bir şey var. Mesela evet, kontrolün yeni DLC'si çıkmadan kalan bir iki görevim vardı. Oyun bitince devam ediyor ya. Evet. Dönüp onları yapmak istiyorum. Kontrole de doymadım. Daha ne sırlar var o dünyada diye düşünüyorum. Hatta Art Direction oyumu değiştirip kontrole verebilirim de. Ben kontrolü düşündükçe. Ben kontrolü dediğimde birisi aşağı gelip kontrolde hikaye mi var abi? Neyin yılın oyunu demiş. Abi, aslında bir hikaye var bence ya. Yani hikaye yok değil, var ama o bizim ana karakterin hikayesi değil. O evrenin, o varlığın hikayesi. O ilginçlik götürüyor kontrolü. Ama dediğim gibi yılın oyununu Death Stranding alır. Ben de oyumu ona verirdim. Jüri olsaydım. Death Stranding alır. Çünkü yıllardır oyun dünyasında olan ve çok konuştuğumuz bu kısırda çok kıran bir oyun. Çok inovatif bir oyun. Ve içi çok dolu bir oyun. O yüzden Death Stranding alır. Ya içi... Sen evet kontrolü verirsin. Ya içinin doluluğu şöyle tartışılır. Eğer ki evet şeye de biraz katılıyorum. Bu müthiş bir bütçeyle, Sony bütçesiyle yapılmış indie, bağımsız kafalı bir oyun. Ama nice bağımsız oyunlar var. Hikayesiyle bizi
oradan oraya vuran, başka illerde dayak atan nice bağımsız oyun var. Bu iyi bir bütçeyle ve Kojima manyaklığıyla, adam her şeyle ilgileniyor oyunun. Daha yapılabilmiş bir oyun. Ve riskli, benim düşüncem ben şu, başka oyun yapımcılarının riskli projelere belki daha sıcak bakmasını, dağıtıcıların da yani parayı oyuna basacak olanların da daha şeyli bakmasını, bir deneyelim ya bunu, alışılmış formüllerin dışında bir de böyle yenilikçi bir şey deneyelim dedirtebilecek bir başarı hikayesi var Death Stranding'de. Güzel düşündün ama bir yandan şu da var, bu riskli insanlar Kojima olduğu için aldılar. Yani Kojima dışında kaç kişinin altına gelip bu riski aldı bu firmalar? Bir sürü, o da var. Bir sürü çok baba yapımcı var. Yani sürekli üretmese de bir Warren Spector gerçeği var. Baba. İsimlerini hatırlamadığım yeni nesil bir sürü yapımcı var. Var oğlu var. Yani böyle bir vizyonum var. Ya şey diyorlar şu anda, ne kadar doğru bilmiyorum, Death Stranding'in başarısını gördükten sonra Silent Hills'i yeniden hayata döndürmek için Konami ile Kojima görüşüyormuş. Evet, öyle bir muhabbet dönüyor. Çünkü benim teorim şuydu, Death Stranding'i yapmak istiyordu adam. Hayır, MGS yapacaksın dedi Konami. Hayır dedi. MGS 5'i geliştirirken MGS 6 için konuşuyorlar bunu. Hayır. Silent Hills'den sonra MGS yapacaksın dedi daha doğrusu. Abi yeter, baydım ben. Yani bir 10 sene daha MGS düşünmek istemiyorum. Yapmak istediğim, anlatmak istediğim şeyler var deyip Kojima ayrılacağını imasını verince Konami bunun üstüne çöktü. Ofiste gizli kameralar, kapıların kilitlenmesi çalışma zamanında, yemek alanının bile kamerayla izlenip milletin birbiriyle konuşmasının engellenmesi falan gibi bir mobbing ortamından koşarak kaçtı Kojima. Ve birçok konsepti geride bıraktı. O geride kalan konseptle Metal Gear Survive saçmalığını yaptı Konami. Kojima da Sony desteğini bulduktan sonra kafasındaki Death Stranding'i yaptı. Yani bence Death Stranding hatta MGS evreninin sonrası, işte insanların birbirinden uzaklaşması, savaşlar, kopukluk, sosyal medya etkilerini falan filan çok çok sonrasını anlattığı daha savaşlı belki bir oyun olabilecekti. MGS evreninin finali olacakken Konami Kojima kopunca isim hakları Konami'de kaldı. Kojima konsepti aldı, götürdü, yaptı diye düşünüyorum. Tamam. Çok konuştum, çok. Estağfurullah. Öldüm. Sende şey olayı var. Bir şey çok bilince tüm geleneğini anlatıp dayanamayıp tekrar topluyorsun. Bilmek de değil, teori. Teorim böyle. Okey. Yani sonuçta sonuca gelirsek Death Stranding bizde yılın oyunu olacak gibi görünmekte. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama herhalde çoğunluk buna katılacaktır. Yok, çoğunluk bana tepki gösterir aşağıda bence. Yok, bence katılacaktır bence. Çünkü Kontrolü de çok sevmediler övdüğümüzde. Death Stranding'i de... Ha, hiçbiri yok diye bilinler diyorsun. Evet, yani bizim adayımız burada yok. Benim adayım yok ama ne olacak mesela bu altılının haricinde? Burada olmayan online oyunlar var. İşte Apex Legends, Legend var, Fortnite var ama yani yok. 2019'un niye yılın oyunu olsun Fortnite falan falan. Aşağıda bu uzun videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Aşağıda siz de yılın oyunu ödüllerinizi... Şöyle yorum olacağına eminim orada. Tartışın, beraber tartışalım, konuşalım. Ve bir sonraki videoya kadar birbirimize iyi bakalım. Hoşçakalın. Ben iyi bakayım sana. İyi bak. Dönemiyorum. Boynum tutuldu. Böyle dönüyorum. Demir döküm gibi.